göz gezdirdim. Ama konusu güzel. Ya 48 dakika diyor Mami. Merhaba. İzleriz izleriz. Arkadaşlar hızlı, 48 izlenmez ya. Ama bak bunu izleriz sonra GTA. Bunu izleyip direkt oyuna geçelim. 1.5x'te izleyelim abi, 1.5x. Ben uyurum. Mete abi izlemen lazım, senaryoyu yorumlaman lazım bir Karadenizli olarak. Bir de feyiz alman lazım şerefsizlik yapmamak için. Ya o bizde var her zaman. Bak çok büyük makara olduğuna eminim. Başka ne yapalım o zaman? Aç bakalım. Bir bakalım, sarmazsa çıkalım o zaman hadi. Kesit izleyicileri. Yeni bir programda yine sizlerleyiz. Bu haftaki hikayemiz Semih adındaki genç bir üniversite öğrencisiyle ilgili. Yok yani. Semih annesiyle birlikte yaşamaktadır. Hayattaki tek yakını annesi ve dayısı Mustafa'dır. Şu bak wireless ampul. Wi-Fi. Bakalım bu genç adamın hayatı nasıl sürmektedir? Dingo'nun ağrı. Bunlar da eşekleri mi? He Semih, bugün çayları sen söylüyorsun. Ha neden? Oyunculuğa bak, kamera gelene kadar sus. Aynen onu bak ben de fark ettim. Ya böyle bir şey var mı ya? Kayda girilmiş artık. Ha, Semih, bugün çayları sen söylüyorsun. Ha nedenmiş o? Çünkü bugün sıra sende de ondan. Evet Semih, sıra sende, unuttun mu yoksa? İyi tamam, alt tarafı bir çay istediğiniz kadar için. Nasıl olsa sıra değil, bize de gel. Yarın akşam bir... Slender Woman gibi yani. Toplanıyoruz Semih, sen de gelmek ister misin? Bilmem, belki bir işim çıkabilir ama yine de davet ettiğin için sağ ol. Ama ben gelmeni çok istiyorum Semih. Hem uzun zamandan beri birlikte toplanıp eğlenmiyorduk. Arzu, gelmek isterdim ama sadece bir işim çıkabilir diyorum. O yüzden de söz veremem. Gelememenin sebebi annen mi yoksa ha? Sana da bundan. Hem ben yapacağım hiçbir şey anneme tanışmam, tamam mı? Kızmana gerek yok. Ahmet sadece espri yapmak istedi. Böyle espri olmaz canım. Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Kral ne oldu buna böyle? Bir dakika dur ya. Niye bu kadar sinirlendin ya? Yok yok, çayları ısmarlayacaktı ya o yüzden. Bakma abi, işim var. Selam olsun. İyi yayınlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Şinas iyi izle. Semih Samet abiye benziyor. Bir tek ben mi benzettim? Yorgunluktan öldüm bugün. Ayşe var mı sarabıyık? Biraz önce unuttum, seni bekleyemedim. Var işte sarabıyık. Ben görmemiştim bize. Ses soluğu çıkmıyor da ondan. Sahi mutfaktaki musluğu ne zaman tamir edeceksin? Ya yorgun argın geliyorum zaten. Böyle angarya işleri bana yükleme. İyi güzel de yarın bir su fotası geldiği zaman isyan etme o zaman, tamam mı? Tamam, şimdi telefon ederim, Semih gelir yarın tamir eder. Öğleden sonra gelsin o zaman, sabah çarşıya çıkacağız. Olur. Neler yaptın bugün okulda? Bildiğin gibi anne, derslere gelip çıktım. Efendim? Merhaba abla, benim. Nasılsın? İyiyim canım, sağ ol. Sizler nasılsınız? Niye gelmiyorsunuz bakayım hayırsızlar sizi? Biliyorsun be abla, iş güç derken olmuyor ama söz, bu ara mutlaka geleceğiz. Tamam canım, beklerim. Sahi Nevin nasıl, iyi mi? Çok iyi, çok iyi. Selamı var. Semih evde mi? Evde. Hayırdır? Yarın bize uğrasın. Bizim musluğun biri bozulmuş da onu tamir ediversin abla. Tamam gönderirim, sen merak etme. Hadi selam söyle Nevin'e. Hoşça kal. Kimdi anne? Dayın aradı oğlum. Evde musluk bozukmuş da yarın bir ara Semih yapıversin dedi. Olur, yarın uğrarım. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Allah belanı versin seni çocuk. Sürekli yükseliyorum çocuğa sürekli. Tamir etmediğin gitti. Hadi ben yapabilsem neyse. Allah'ım. Anne çok karım. Aman benim güzel kızım uyanmış da acıkmış. Otur bakalım. Hı? Ben şimdi sana kahvaltı hazırlayayım. Çok mu acıktın? Ha? Güzeller güzeli. Ablacığım onu çocuk kendi mi hazırlayacak? Amına koyayım. Bunu nasıl? Ya bir şey diyeceğim. Çocuk erkek olabilir mi? Ben onu düşünüyorum. Kızım nasıl dedi yani? Kızım dedi ya. Erkeğe benziyor. Sen de gelsene. O neydi lan? Bip geldi. Semih yengeniz... işim var. Ne işin var ki? Sana ne canım bundan? Benim yapacağım işler seni neden bu kadar ilgilendiriyor anlamıyorum. Semih niye böyle adres ya? Semih! Halbuki evde çıkmadan bir mastürbasyon atsan hiç problem olmayacakmış amına koyayım. Herkese gergin ya. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk. Geç şöyle, ben de seni bekliyordum. Zil kendini bıraktı. Açın artık. değil. Devamlı tutturan musluk. Dayına kaç kere söyledim ama o da topu sana attı. Sorun değil. Hallederiz. Yaz bana anahtar lazım. Evde var mı? Var ama herhalde şunlar işini görür. Değil mi? Tamam. Çok güzelsin biliyor musun? Teşekkür ederim. Böyle mi yani? Böyle mi girdin direkt? Ya Semih. Ya Aşk-ı Memnu'dan nereye düştük amına koyayım ya. Bu manken duruşu ne peki Semih'deki? Adamlar amına koyayım 80 bölümden fazla çektiler ya şu alana gelebilmek için diziyi. Hadi tahmin etmeyecek misin? Edeceğim. Bu arada çay suyunu koy. İçeriz değil mi? İçeriz tabii. Olmaz öyle şey. Bu fiyatla bu işin içinden çıkamayız. Fakat verdiğim çok iyi. Piyasada herkes bu rakamı veremez Mustafa Bey. Olabilir ama nasıl bu fiyatla bu işleri size çıkaramam. İyi de benim de çok zamanım yok. Bir şekilde bu anlaşmayı yapacağım. Ya sizinle ya sizsiz. Vallahi siz bana düşünmem için 2 gün verin. Ben daha sonra arar durum bildiririm. Peki. Telefonunuzu bekleyeceğim. Artık kalkayım. Daha yapılacak bir sürü işim var. Oğlum güle güle. Lakin 2 gün içerisinde arayacağım sizi. Bekliyorum. İyi günler. Fakat. Evdeki her şey çok garip ses çıkartıyor. Efendim? Merhaba canım. Semih geldi mi? Geldi. Şu anda musluğu tamir ediyor. Tamir mi ediyor? Ne yapıyor? Galiba yaptı. Akşama geç kalma hayatım. Say unutmadan gelirken kasaba uğrayıp et alır mısın? Tamam. Hoşça kal. Hayatım batsın senin değil mi? Ne o? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ne yapacağım? Bu da benim yeni alışkanlığım işte. Oldu mu musluk? Oldu. Artık damlamaz. Ay kurtulduk desene. O zaman sen salona geç ben çay hazırlayayım. Olur ama beraber içeceğiz çayları. Tamam. Kardeşim beni sıkıntıya soktun ya. Allah Allah sıkıntıya soktun ya beni. Bok iç. Semih nerede acaba ya? Çok merak ediyorum. Kızım sen de duygularını açık seçik ifade etsin. Bu kız aşık ne güzelce. İyi ama anası yok Arzu. Semih sana söylemiyorsa sen ona söyle. Ne bileyim seni seviyorum de, senden hoşlanıyorum de. Meral haklı Arzu. Eğer Semih'i seviyorsan bunu ona söylemen gerek. Olur ya da olmaz ama bilmesinde yarar var. Haklısın galiba Ahmet. Öyle tabii. Semih senden hoşlanıyor. Ahmet haklı da sen yine de bıyıklarını al kanka. Semih'i etkilemek açısından. Emin olman için bunu sorman gerekir. Sakın çocukla empati yapmayın arkadaşlar. Kızlar çok kötü. Çocuk mecbur falan gibisinden öyle empati kurmayın. Önemli değil. Eskilerin dediği gibi, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Semih sen ne diyorsun Allah aşkına? Şimdi mi sordun ya yenge? Şu dakika mı sordun? Çocuk geldi gelir gelmez tacizde bulundu, elini sevdi ya. Nasıl insanlar var be? Gönlünce, gönlüne göre bulmuş. Sen de bir gün bulursun inşallah. Yo ben Semih. Ben buldum. Hem de en güzelini. Öyle mi? Çok sevindim. Kim bu? Ne kadar güzel gözlerin var senin. Ben daha pazara çıkmadım. Dağılmadan yetişemiyorum. Tamam hazırlan da beraber çıkarız. Ya kardeşim. Aşağım bölünmüş 2'ye amına koyayım. Kalk sen. Siktir git artık evden ya. Semih'in dayısının karısına karşı olan davranışları çok anlamsızdı. Nevin öyle düşünmekteydi. Al bakalım çayın hazır. Her yerde çay içiyoruz çocuğum. Semih okul nasıl gidiyor oğlum? Artık hiçbir şey anlatmıyorsun. Yapma anne sanki daha önce çok anlattım. Semih'in üstündeki konfüz şok değil mi lan? Ama yine de bir şeyler anlatırdın. Evet. Ne bileyim işte şu derste şu oldu, şu hoca bunu yaptı falan derdin en azından. Tamam anne. Okul çok iyi. Gidip geliyorum işte. Ben onu değil oğlum. Derslerini soruyorum size. Kameraman biraz daha niye zoom'dan çekmedi? Biraz daha yakın çeksene kameraman. Oyunculuklar tam geçmiyor bu kadar uzak çekersen. Ha derslerin mi? Harika. Bak buna çok sevindim işte. Seni ne zorluklarla okutuyorum be oğlum. Oku iyi bir iş sahibi ol da ben de sevineyim. Hadi mahcup etme beni. Hiç seni mahcup eder miyim anneciğim? Oğlum baksana telefona. Anne sen bak. Bizim çocuklarsa yok dersin. Yani bu yaştan sonra beni yalancı da yaptın ya. Hayırlı evlat dediğin de böyle olur zaten. Kahvaltı ettin mi Meral? Ettim, niye sordun? Birazdan Arzu... Ya kardeşim kamera gelmese iki çift laf etmeyeceğiniz amına koyayım ya. Arzu gelecek de birlikte kahvaltı ederiz diyecektim. Sağ ol. Yine de sizi kahvaltıda yalnız bırakmam. İyi de Arzu'yu ne zaman gördüğünde kahvaltı için sözleştiniz? Buraya gelirken rastladım. Şimdi nerede? Semih'e telefon edecekti, birazdan gelir. Aman be, bu Arzu da sıktı artık. Bir insanın üstüne bu kadar düşürür mü canım? Böyle konuşma Meral, sevgiye aşka saygın olmalı. Var tabii de böyle de olmaz ki. Her insanın bir gururu var. Ben olsam böyle davranmazdım. Kapat bu konuyu, boş ver. Çay içer misin? İyi olur. 2 çay güzel. Aydan kızım. Herkesin konuşması çok gergin. Mesut Hakyar Bey'in siparişleri var. Sarabıyık çok masum kalmadım ya. Sarabıyık çok masum kalmadım. Çocuğu öldürür diyorum ben. Çocuğu öldürür, direkt öldürür. Yatar yani. Alo. Kravatı ne güzelmiş. Merhaba canım benim. Akşam Halilere gideceğiz. Sen hazırlan, ben seni gelip alacağım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen mi gitmesen mi? Neyse başka zaman uğrarım. Şimdi diğer işler alayım. Burada minik kuş uçmuş, bu tutmuş. Bu almış, bu pişirmiş, bu yemiş, bu da kullan gelmiş. Ya ne saçmalıyorsunuz? Verin çocuğun önüne bir tablet oynasın amına koyayım. Ne yapıyorsunuz ya? Hani bana demiş. Oo, sarılar ya. Annesinin güzeli. Bu ne saçma oyun abi? Otur bakayım burada sen. Versene ablacığım telefonunu. Çocuk oynasın. Hoş geldin Ayşe. Bak zile bak. Ne olur. Bak gitmiyor. Ne olur. Bir gün kapıda kalma. Bu kim, kızı mı? Nasılsın? İyisin. İyiyiz biz de. Oynuyorduk bu fıstıkla. Canım benim. Annesinin bebeği. Ne var ne yok, iyisin? Yok kızım. Kızı mıydı oğlum bu kadar resmilerdi? Komşu muydu? Kızı değil ya. Komşu bence. Şey. Komşu. Evet. Yok daha gelmedi. Komşu. Hı-hı. Tamam geldiği zaman söylerim aradığını. Oldu güle güle yavrum. Semih sen bir eve gel, ben sana soracağım. Çok özlemişim Ayşe. İnan geldiğine çok sevindim. Sen de çok hayırsızsın canım. İnsan ara sıra uğrar. Telefon bile etmiyorsun. Haklısın ama biliyorsun ki iş güç derken kendimi bile unutuyorum bazen. Öyle diyorsun da benim de işim gücüm var ama yine de sana geliyorum. Ne o? Sitem mi? Tabii sitem ediyorum. İyice kabuğuna çekildin. Çık dışarıya, gez biraz. İnsanlarla konuş. Hayatta neler oluyor, neler bitiyor, hiçbir şeyden haberin yok. Haklısın. Abi biraz duygu katsaydın. Çay içeriz değil mi? Ne gerek var canım? Mimar Sinan bitirmem teziydi Samet'in bu proje. Zahmet etmeseydin. Zahmet olur canım. Ben şu çocuğu da bilsem Allahsız. Kaşını okşa çocuğun ya. Ne kadar tatlısın bir şey de ya. Gel bakalım adaşım. Neler yapıyorsun? Efes'im neredesin? Şükür. Neden telefonlara çıkmıyorsun ya? Ya kızım sence neden ya? Bilmiyorum. Ne o kızım? Senin okulda olman gerekmiyor mu? Bu saate ne işin var evde? Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Bak kızım, eğer bir sorunun varsa bana anlatabilirsin. Ana, bir sorunum olduğunda nereden kadın versiyonu. Ben senin annenim. Ne olup ne olmadığını hemen anlarım. Hadi şimdi anlat bakalım. Oha lan doğru anne, Yağmur. Gerçekten bir şeyim yok dedim vallahi ya. Aynısı. Tamam. Ne zaman anlatmak istersen ben hazırım. Karnın aç mı? Sana bir şeyler hazırlayayım. Sağ ol anne, gelirken bir saçı güzelmiş kadının. Peki kızım. Saçı çok kötüymüş ya. Saçı Muhammed'in saça benzemiyor mu ya? İşte ben çok sevdim o yüzden. Bak. Muhammed İsmirli saçı var ya Muhammed'in. Merhaba anne, ne haber? İyiyim. Neredesin sen? Nerede olacağım anne? Okuldaydım. Sonra arkadaşlarla. Hareketler var. Hangi arkadaşlarla? Anne okuldaki arkadaşlarla. Ne diyorsun sen ya? Sabahtan beri telefon ediyorlar. Semih nerede, eve geldi mi, gitti mi diye. Ne diyeceğimi şaşırdım. Boş ver onları. Dayım aradı mı? Aramadı, ne olacak? Hiç, öylesine sordum. Ben yatıyorum. İyi geceler. Demek dur be amına koyayım. Geliyorsun, yatıyorsun, çay içiyorsun, gidiyorsun. Hayır dokun. Canım isterse. Semih yengesine aşık olmuştu. Acaba bu yasak aşkı nelere sebep olacaktı? Semih günden güne dengesizleşiyordu. Gelin. Hadi gecikiyoruz ama. Neler oluyor bana böyle? Neden kendimi bu kadar kötü hissediyorum ki? Neden? Hadi. Geldim. Oo, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya bana bak, çocuğu komşuya bırakmakla iyi mi ettik? Ayşe çocukları çok sever. Sonra yanımıza almış olsak uykusu gelecek. Bayağı biraz sevdi, evet. Yakarası da çok sigara içiyor. Çocuk dumandan rahatsız olur. Doğru. Giderken ne alalım? Ne alacağız canım? Onlar elleri dolu mu geliyor? Ay tamam, sinirlenme hadi. Sen de maksuz yapıyorsun, biliyorum. Kapı da öyle bir kapıydı ki yani zilene basmana gerek yok. Girmek istiyorum diye fısıldasan açılıyor zaten, öyle bir kapı. Gecenin saatinde nereye gider bu kadın ya? Allah kahretsin. ...853-21-96'yı aradı. Efendim, merhaba teyzeciğim. Ben Arzu. Semih evde mi? Evde kızım, uyuyor. Bekle, hemen uyandırayım. Semih. Kalk hadi, arkadaşın telefonda. Çay içer miyiz? Anne bırak biraz daha uyuyayım. Oğlum kalksana, kız telefonda bekliyor. Kız mı? Kimmiş arayan? Arzu dedi, arkadaşın değil mi? Anne yok de, ne bileyim hasta de, ne dersen de. Of Semih, of. Ne diyeyim ben şimdi bu kıza? Dengesizleşti Semih iyice. Ablam bu kombinli harbiden ya. Alo. Arzu, Semih biraz rahatsız kızım. Bir notun varsa bana söyle, ben iletirim ona. Onunla görüşmek istediğim bir konu vardı da. Eğer gelirse ben onu kafeteryada bekleyeceğim. Söylerseniz sevinirim. Tamam kızım, tamam, ben söylerim. Hadi hoşça kal. Peki, teşekkürler, sağ olun. Semih'i de kızlar hiç rahat vermiyor vallahi, teyzesi sorma ya. Çok yakışıklı. Üstünü bir değiştir, orospu 3 gündür aynı şey. Günaydın. Niye konuşmadın telefonda? Kıza ne söyleyeceğimi şaşırdım valla. Abartma bu kadar. Ne dedi? Kafeteryada bekliyormuş seni. Bu kız da canımı sıkmaya başladı. Neden öyle diyorsun oğlum? Arzu kötü bir kız mı? Yok canım. Kötü değil de. E madem öyle değil, niye konuşmak istemiyorsun kızla? Anne kız olay senin bildiğin gibi değil. Arkadaşlığa varım ama onunla duygusal bir ilişkiye girmek istemiyorum. Ama oğlum senin de bir gün bir yuvan olacak. Bu neden Arzu'yla olmasın? Peki okul ne olacak anne? Böyle bir ilişki beni derslerimi engellemez mi? Söylesene. Yaptık o şakayı. Doğru söylüyorsun oğlum. Sen artık kocaman bir adam oldun. Neyi nasıl yapacağını daha iyi bilirsin. Anne ben üstümü değiştirip gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kahvaltı hazırladım sana. Anne yetişmem gereken bir yer var. Kahvaltı falan etmeyeceğim. Hoşça kal. Güle güle. Hoşça kal. Açın şu kapıyı artık ya. Bu kapıyı açık bırakın ya. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk. Girebilir miyim? Tabii ki. Bu yürüyüş ne ya? Yürüyüşe bak. Ayşe nereye verdi? Komşunun çocuğuyla oynuyor. Bugün çok güzelsin. Oturuş aynı Samet. Bugün çok güzelsin. Ablacığım sen artık almasana bu orospu çocuğunu eve ya. Ya kapıyı çalıyor gülüyor abi yani, bir yerden almasana abi eve artık yani. Çok güzel. Sen de çok kibarsın yani. Diye. Söylesene çocuğum, siktir git buradan. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama galiba sana aşık oldum. Ne? Ne oldum dedin? Anlamamazlıktan gelme. Seninle beraber olmak istiyorum. Hem sana aşık olmak suç mu? Saçmalama Semih. Ben senin yengenim. Herhalde şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Ne şakası be, ne şakası? Senin için deli oluyorum. Seninle yapmak istiyorum. Yengem olman da gerçekleşmez. Ne diyor be? Buraya buna koyayım ya. Açık açık yani? Söyledi ya. Çok açık sözlü bir sapık çıktı herif ya. Kes dedim, kes. Siktir bak git şinasi. Sen genç bir delikanlısın, seni anlıyorum. Ama yenge seçimin yanlış. Sonra ben senin annen gibiyim, yengenim. Sen beni ne zannediyorsun? Sen benim için çok özelsin. Sana sahip olmak, sana sarılmak, seninle beraber olmak istiyorum. Kes artık. Bir daha böyle sürekli bilinçaltına da gönderme yapıyor. Sana hayır, sahip olmak. Sen var olduğun sürece, ben de seni bu kadar sevdiğim sürece bunları hep duyacaksın. Bu kadar yeter. Bunları senin cahilliğine veriyorum ve bu sözlerin hepsini unutuyoruz. Şimdi bu evden çık git. Hadi. Tekrar geleceğim. Gelmezse seni piç kurusu. Arayın babasını, anasını arayın. Bakayım Sarıbey'e söyleyecek mi? Sarıbey bu çocuğu fena öldürür. Söylemeyecek kesin. Niye dertlendi ya bu kadar? Kardeşim çocuk 17 yaşında ya bu nasıl bir orospu çocukluğu ya? Bu kadar nasıl azabildiğin ya? Baba yeter, niye sürekli birilerinin kapısı çalıyor ya? Mustafa, hoş geldin. Mustafa bir kere bassana amına koyayım Mustafa. Zaten kadın evde, açacak o kapıyı. Aha, Semih'i dövmeye geldi. Nasılsın abla? İyiyim. Sen nasılsın? Biraz canın sıkkın gibi. Evet sıkkın. Semih evde değil mi? Yok, hala eve gelmedi. Ben de merak ettim. Öyle mi? Ben de onun için gelmiştim. Hı, ben de beni ziyarete geldin sanmıştım. Ben seni de görmeye geldim ama asıl işim Semih'le. Semih evde olmadığı için size yardımcı olamayacağım Mustafa. Allah belanızı versin. Yok işte evde. Konuya geçin ya. Kusura bakmayın. Ayol ben senin ablanım. Bir derdin sıkıntın varsa bana söyle. Ben de dinlerim seni. Ya abla alay etme Allah aşkına. Ne zaman gelir bu? Ne oluyor Mustafa? Bu kadar önemli olan nedir? Niye ikide bir Semih'i soruyorsun bana? Yok bir şey abla. Musluğu tamir ettiği için teşekkür edecektim. Hem bir de yarın bize uğrasın diyecektim. Yani ben de önemli bir şey oldu zannettim. İçeriye öyle bir girdin ki vallahi ben de meraklandım. Yok be abla. Benim elemanların beceriksizliği yüzünden çok güzel bir işi kaçırdım. Ona canım sıkıldı. Semih'i ne yapacaksın peki? Musluk mu bozuldu yine? Hayır be abla. Bir iş için yarın şehir dışına gitmem lazım. Nevin evde yalnız. Eğer Semih'in işi yoksa bizde kalsın diyecektim. Yapma! Nevin arkadaş ol. Yok artık yani ya Sarıbıyık. Kalır tabii, niye kalmasın? Ben de biraz kafamı dinlemiş olurum. Her gece müziği sonuna... Ya Sarı, bir eşine sordun mu amına koyayım? Belki hayır diyecekti kadın ya. Ne kadar açıp kafamı şişiriyor zaten. Ben kalkayım abla. Bunun geleceği falan yok. Tamam sen merak etme, yollarım. Nevin'e de selam söyle. Of! Başım çatlıyor çocuklar. O kadar içersen ağrır tabii oğlum. Semih, içerken yalnız mıydın? Ne diyorsun sen ya? Biliyorum, yine kızacaksın ama soracağım yine de. Ya sen ne var ya, ne konuşacaksın? Bir ton not tutuyorsun, bir tane not vermedin amına koyayım ya. Yok benim notumu anlamazsınız, yok bilmem ne yapmazsınız. Neyi anlamayız ya? Sen ver belki anlarız ya. Allah Allah, bütün derslere giriyorsun. Arkadaşlık bitti mi amına koyayım ya? Yarın bugün biz de sana verirdik belki notumuzu. Daha mı iyi oldu? Bıraktık okulu işte senin yüzünden. Yok oraya ben not almadım. Oraya kafama yazdım. Benim notumdan anlamazsınız. Allah belanı versin. Siktir git. Birinci ol inşallah. Sen en yüksek ortalamayı sen yap. Geçebileceğimiz kadar bakacağız ablacığım notlarına ya. Geçebileceğimiz kadar ya. Benim derdim 1.8 ortalama. 1.8 ortalamayı ben tutturayım. Babamı tanımam ya. Yağmurdu değil mi abi o notları vermeyen? Garip bir hissiyata büründüm. Geçen gün seni bir kadınla gördüm. Kimdi o kadın? Hangi kadın? Apartmandan beraber çıktınız kadın. O mu? Hiç, öylesine biriydi. Tüh ya, ben annemi arayacaktım. Amma merak etmişti şimdi. Ben hemen geliyorum. Ne güzel ikna ettin, öylesine biriydi. İyi de daha bir saatten beri buradayız. Annesi neden merak etsin ki? Dün gece bende kaldı. Çok alkol almıştı da eve göndermedim. Ahmet, Semih ne kadar düzgün bir çocuksun ya. Ne gibi? Ne işin var bu orospu çocuğu Semih'le? Yani kadından falan hiç bahsetti mi sana? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Peki sen Semih'le konuştun mu? Hayır, konuşamadık. Çocuk benimle hiç buluşmadı ki. Of, of Allah'ım of. Nerede kaldı bu çocuk? Bütün gece neredeydi kim bilir? Semih, sen bir eve gel ben sana soracağım. Ne yapıyorsun amına koyayım? Basıyor mu lan tuşuna? Bir dokundu. Efendim bak şimdi yanımıza gelecek. İşte sana fırsatı. Hemen konuyu açarsın. Peki ama bu arada siz ne yapacaksınız? Biz de kalkarız, siz rahat rahat konuşursunuz. Çok sağ olun çocuklar. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Tamam anne, özür dilerim. Anladım. Hiç yengemi evde yalnız bırakır mıyım? Fazla ileriye gitme. Sadece onun fikirlerini öğrenmeye çalış. Şişt, tamam susun geliyor. Çocuklar benim gitmem lazım. Annem beni çok merak etmiş çocuklar. Bir ton fırça yedim. Hadi fırça yine neyse de harçlığını keseceğim dediği zaman ödüm kopuyor. Biz kalkıyoruz Semih, görüşürüz. Ben de kalkacağım zaten. Bir cevap verseydiniz amına koyayım. Biraz konuşabilir miyiz? Hadi tamam. Görüşürüz. Ne konuşacaksın çabuk konuş. Bak Semih, o zaman hemen konuya gireyim. Uzun zamandan beri beraberiz. Yani bana karşı neler hissettiğini, benim hakkımda neler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Bak Arzu, sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Ama sadece arkadaşımsın. Düşündüğün duygusal bir ilişki ise unut bunu. Çünkü bu anlamda sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hı. Eğer başını ağrıttıysam özür dilerim. Konuşacaklarım bittiyse ben gidiyorum. Hoşça kal. Hesabı kilitlediniz kıza. Semih'i çok seviyordum ama o hiç benimle ilgilenmiyordu. Sevgimin karşılıksız olduğunu bildiğim halde ondan uzaklaşamıyordum. Semih iyi arkadaşımdı. Arzu ile aynı gruptaydık. Arzu'nun Semih'e karşı bir ilgisi vardı ve bu ilgisini her fırsatta dile getiriyordu. Semih, Arzu'nun ilgisine karşılık vermediği gibi Arzu'yu her fırsatta tersliyordu. Semih, Arzu'nun sevgisine karşılık vermemektedir. Ve genç kızı bu konu açıldığı karşı hissediyor. Allah Allah. Bitmiyor abi bu zil ya. Bunlar da anlatılıyor. Yönlendirebilirsiniz. Yok, merhaba. Yok mu? Hoş geldin Ayşe. Gel geri çevirdik. Daha kötü bir kombin yapabilirdin bence. Geçerken bir daha uyumsuz renkleri kullanabilirdin. Ayşe nerelerde? Odasında oynuyor. Şimdi getirelim. Oh be. Ne güzel sessiz şu çayımı içimde bir kafamı dinliyorum. Allah Allah. Hep bir hareketlenme var. Telefonuna, kapısına. Ha, Mustafa sen misin ablacığım? Kim tamam, olacak tamam, başka? Bir Mustafa arıyor, bir oğlum arıyor. Hı-hı. Oldu canım, hadi görüşürüz. İşte böyle Nevin, ben de mecbur kaldım. Gerçekten çok güzel. Hay ananızı çıkayım ya artık ya. Yeni mi keşfettiler bunlar bu sesleri ya? Allah Allah, ne komşuculukmuş ya. Bitmiyordu ya. Açın Allah aşkına. Son nefesini verdi zil. Ya içeri davet etmek yok mu? Arkadaşım ben bir gidiyorum. Kapıyı yeni açtık. Orası bunun oğlu. Çocuğu yeni açtı kapıyı. Bari bir rol yap amına koyayım. Bekle ya. Neden beni onunla tanıştırmıyorsun? Yavaş konuş. Neden beni onunla tanıştırmıyorsun diyor. Bu iyi bir fikir olmazdı. Gelişe bak. Merhaba. Sığır. Semih. Mustafa'nın yeğeni. Memnun oldum. Benim de sevgilim. Galiba yengemin arkadaşısınız. Evet, hem de çok eski arkadaşıyım. Yenge, sizin arkadaşlarınız da bu kadar güzel mi? Teşekkür ederim. Soruya bak amına bak şöyle soruyor. Yenge, sizin arkadaşınız bu kadar güzel mi? Demek hepsi güzel. Demek ki güzel. Sizin gibi güzellikleri varken. Sen de kalır mısın bu gece? Ben Ayşe'nin yanına gideyim. Siz de rahat rahat konuşun. İyi olur. Ne kadar ablacığım, tatlı sen nasıl? Çok tatlı. Ya, çok tatlı çocuktur. Hiç sorma. Arzu, seni çok sıkıntılı görüyorum. Yoksa okulda bir sorun mu var? Hayır, okul gayet iyi gidiyor. Yalnızca biraz canım sıkılıyor o kadar. Kim bu çocuk? Ben tanıyor muyum? Ne çocuğu anne? Ben bir şey demedim. Kızım, bir zamanlar ben de genç ve güzeldim. Senin gibi erkek arkadaşlarım vardı. Ve konuşurken yüzüm kızarırdı. Lütfen, bunu bana inandıramazsın anneciğim. İstemiyorum, tamam mı? Çok hoş. Neden gitmedin? Kız öyle deme. Sonra insanlar ne der? Saatse bayağı geç oldu. Ben kalkayım artık. Ne güzel oturuyordun. Bizimki neredeyse gelir. Daha yemek bile yapmadım. Komşu ne dedi lan orada anlayamam. Çok hoş. Neden hoşuna gitmedi mi diyor. Kendini, tamam mı? Direkt ona dedi zaten. Evli amına koyayım. Eşine de çok selam söyle. Görüşürüz. Zil çalar şimdi bir daha. Telefon çalar. Bugün çok güzelsin. Misafirin gitti galiba. Gitti. Ne oldu? Yok bir şey. Öğretmene sordum. Bak Semih, burada kalman fikri hiç hoşuma gitmedi ama dayın ısrar etti diye sesimi çıkarmadım. Fark etmez. Sonuçta buradayım ya. Bana bak. Geçen günkü olaydan dayına bahsetmedim. Bir daha böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Evet. Sana söylediklerimden dolayı çok üzgünüm. İşte buna sevindim. Gerçekten üzüldüm. Çünkü sana hissettiklerimi tam olarak anlatamadım. Nasıl yani? Seni çok sevdiğimi, sana ne kadar ihtiyacım olduğunu tam olarak anlatamadım. O yüzden üzgünüm. Of yine başladığımız yere döndük. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Artık ders bile çalışamaz oldum. İçki içip arkadaşlarımın evinde sızmaya başladım ya. Bunları bana yaptıran sensin. Yavaş konuş, çocuk içeride. Sonra bunlar benim sorunum değil. Ben senin yengenim, sevgilin değil, tamam mı? Yengem olmanı ben istemedim. Bu gerçeği değiştiremezsin, tamam mı? Bak, ne oluyor lan? Benim o senin psikolojik sorun var. Allah kahretsin. Kitle kapıyı. Tamam, tamam. Ara sarı bıyığı ara, sarı bıyık. Ablacığım bayılma sakın ha. Bir çay demle de içelim o zaman. Bana mı da kudurdu ya? Aha. Defol! Defol dedim sana, git buradan! Kanka geldi lan, bu bu. Ya bu ne tripler ya? Bu oyunculuğun son noktasında mısın amına koyayım ya? Bu ne ya? Kariyerinin oyunculuğunu mu oynadın? Ne yaptın ya? Ya çok kapıya full attırmış. Her yer yapışıyor bu cebin içinde. Tövbe estağfurullah. Allah belanı versin Semih diyormuş bu da. Semih elitini abi lütfen kapatır mısın? Utanıyorum yerlerimiz diye demiş. Oynamayacaktım bunu o zaman. Bu kadar, o kadar iyi oynamışsın ki. Bize geçti yani. Birazdan buraya damlar, Arzu'yla ne konuştuğunu sorar öğrenirsin. Niye ben soruyorum şu? Sen sorsana. Tamam tamam ben soruyorum. Ya o zaman. Merhaba çocuklar. Merhaba. Çok kötü görünüyorsun Semih. Öyle mi görünüyorum? Yoksa sen de mi akşam kötü rüyalar gördün? Öyle de denilebilir. Ne oldu da bu kadar değiştin Semih? Eskiden düzenli bir hayatım vardı. Şimdi ise... Keser misiniz? Benim arkadaşlarım olabilirsiniz. Ama özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. 3 gün Rainbow oynayınca chat'in bana olan tepkisi amına koyayım. Ne oldu da bu kadar değişti? Keser misiniz? Bundan sonra böyle. Bir şey beğenilmedi mi? Keser misiniz diyeceğim. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Postanede işim var da telefon faturasını yatıracağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çay içer miyiz? İçelim. Bize 2 çay lütfen. Çok da kibar ha. Alo. Alo. Cevap versenize. Alo. Sabret ya. Saatte bira mı içti oğlum? Gelmek istemiyorsan gelme kardeşim, seni zorlayan yok. Tamam tamam kızma, geliyorum. Hadi. Sen de var ya. İşte böyle Arzu. Neden sinirlendi hala anlamadım. Çok değişti Meral. Eski Semih değil. Geçen gün masadan kalktı gitti. Beni de dinlemedi. O kadar kötü oldum ki. Senin dediğin gibi bir kadın bunun hayatına girmiş olmasın. Kadın mı? Neden kadın olsun ki? Daha Semih'in yaşı kaç? Şuna en iyisi bir genç kız var diyelim. Yok canım ondan demedim. Geçenlerde bir kadınla görmüştün ya. Evet söyledim ama sonra da çok düşündüm. Kadın Semih'ten bayağı büyüktü. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kaçıncı biramız Semih biliyor musun? Kaç saattir buradayız, hadi kalkalım artık. Sen ne biçim arkadaşsın be? Beni burada yalnız bırakıp gidecek misin sen? İyi de kaç saattir buradayız. Ağzından of lan of'tan başka bir şey çıkmadı. Bir sorunun varsa dertleşelim. Seviyorum Ahmet, hem de deliler gibi. Ama ne çare, o beni hiç sevmiyor. Kim bu kız? Arzu mu yoksa? Ne arzusu be? Benim sevdiğim kadın her yönüyle muhteşem. Çok güzel ve çok olgun. Kadın mı? Nasıl yani? Senden büyük mü? Hı, evet. Nasıl anladın lan onu? Nasıl yani? Kadın mı? O zaman senden büyük. Aynı zamanda evli. Ne? Sen deli misin oğlum? Evli bir kadın nasıl sevebilirsin? Peki kim bu? Ben tanıyor muyum? Hayır tanımazsın. Aslında evli olması o kadar önemli bir şey değil. Önemli olan beni kabullenmesi, beni sevmesi. Ama olmuyor işte, olmuyor. Mo. Merhaba. Mustafa. Ne oldu? Beni görünce çok sevindim. Çok mu özledim? Bilseydim gitmezdim. Heyecandan hoş geldin demeyi unuttum. Hoş geldin. Mustafa bir daha beni yalnız bırakma. Başkasını gönder. Sen hep evde kal. Sen yalnız mısın? Çok korktum. Hiç ne sikecekler yani, diye çok korktum. Sabah gitti. Aferin be seni. Yengesini yalnız bırakmamış. Allah helal olsun lan çocuğa. Nevin, Semih'in kendisine karşı olan hareket ve davranışlarından rahatsız olmaktaydı. Bu durumu kimseye anlatamayan Nevin... Aferin lan Semih. Bir çay yap da içelim. Bana bak, neredesin bana bu saate kadar sen? Bu kadar saat neler yaptığını öğrenmek istiyorum. Anne bana bu akşam karışma. Bırak da bugün istediğin gibi yaşayayım ya. Senin yaşamak dediğin bu mu? Sabahlara kadar içki içip gezmek. Eğer senin için yaşamak buysa senin bir sorunun var demektir. Doğru anne, benim bir sorunum var. Hem de öyle bir sorun ki. Anlatsana oğlum, neymiş sorunun? Sen gitsene ya, rahat bırak beni. Amına koydum Semih, dün niye kreditlere gelmedin? Ya rahat bırak. Aman aman, istesen de durmam zaten artık burada. Adam tutturmuş bu parayı yapacaksın bunu. Ya kardeşim olmaz dedim. Yok illa zorluyor. Ama bak göreceksin en de sonunda elime düşecek benim. Alo. Kapı nasıl açılıyor lan arkadaki kapı? Konuşsana serseri. İptal etmiştim. Kim o ya? Ne bileyim uykusu kaçan sapığın teki herhalde. Bak bu da moda oldu aslında. Nasıl nokta atışı yaptın abla? Bizim bir arkadaşın hanımın da razı. Ne bileyim uykusu kaçan sapığın hırs düşmanı orospu çocuğun teki olabilir. Çok diye de tespit etti yani öyle bir. Hadi artık bak, ben gidiyorum. Bak sansürlemişler orayı az önce sansürlememişlerdi. Sakin bir yere gitmek istiyorum. Derslerden o kadar bunaldım ki. Evet, ben de öyle. Birlikte gezelim mi? Olur. Hadi gidelim o zaman. Hadi kızım ye artık. Bak parka götüreceğim seni. Salıncaklara bineceğiz hadi. Peki o zaman babaya gideriz. Tamam mı? O zaman aç bakayım ağzını. Aferin sana. Bir de peynir vereyim. Aç bakayım. Aferin. Semih, eski neşenin olmadığının farkındasın değil mi? Hı. Sakın bunun sebebinin beni ilgilendirmez. Niye bu dünya Semih'in etrafında dönüyor amına koyayım ya? Doğru, bu seni ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. Çok kabasın Semih. Beni buna siz zorluyorsunuz. Sadece sen değil, çevrendeki herkes sanki ağız birliği yapmış gibi aynı soruyu soruyor bana. Tamam tamam, ben bir şey sormadım. Bak, seni ve diğerlerini bu davranışlarımla kırdığımın farkındayım. Ama beni anlamanızı istiyorum. Biraz daha anlayışlı olamaz mısınız? İyi ama Semih, hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Bir de sana yardımcı olmak istiyoruz. İşte sorun da burada ya. Ben sizin yardımınızı istemiyorum. Sonra bu konudan da sıkıldım artık. Değiştirelim şu konuyu. Efendim? Tamam kızım, gönder içeri. Kimler gelmiş? Ne güzel sürpriz bu böyle. Gel bakalım benim kızım. Allah! Ne haber benim güzel kızım ha? Ayşe ile seni ziyarete geldik. Bugün söylediğim her şeyi yaptı. Çok usluydu babası. Aferin benim kızıma. Şimdi kocaman bir çikolata hak ettin. Ya bu erkek ya. Kızına çikolata al. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bu ablanın dişlerini Nesrin yaptı arkadaşlar. Hollywood Smile. Bana ne alacaksın? Ne istediğini söyle. Sana hiç hayır diyebilir miyim ben? Hemen alayım. Aslında ben biraz gezmek istiyorum. Tatile çıkalım mı Mustafa, ne dersin? Ama olur. Biliyorsun işlerim çok yoğun. Biliyorum ama Ayşe'ydi ev işiydi derken çok yoruldum. Bir yerlere gitsek çok iyi olur. Ama sen istemiyorsan ben ne diyebilirim ki? La kahretsin, nerede bu kadın ya? Merhaba anne. Merhaba. Ah yine mecnun be oğlum be. Ne bu halin? Bak sen geleceksin diye yemek yemedim ama seni görünce açlığımı bile unuttum valla. Anne sen yemeğini ye. Benim istediğim tek şey odama gidip uyumak. İyi geceler. Sigarayı niye sansür? Çocuğu sansürleseniz amına koyayım. Çocuk daha zararlı. Sigara çocuğun yanında ne ki yani şu an? Sigarayı sansürlemişler. İbo sana da benziyor ha biraz. Yok ya, kalamadım. Bak bak, anılara bak. Çay içer miyiz? Allah belanızı versin be! Alo. Merhaba Sevim, nasılsın? İyiyim Tülay abla, sağ ol. Sen nasılsın? Ne olsun işte, uğraşıyorum. Semih de ev işleriydi derken akşam oluyor. Semih'in okul nasıl gidiyor? İyi mi bari? Vallahi ne bileyim. Ulan Sevim, ne Semih'miş be arkadaş? Ona ne zaman sorsam çok iyi diyor. Bir şey anlattığı yok. Başka da bir şey söylemiyor. Şimdikiler böyle galiba. Ben de dün kardeşim durumunu öğrenmek için okuluna gittim. Durumunun çok kötü olduğunu söylediler. Vallahi Semih'in de kötüdür o zaman. Her gece içki içmekten, müzik dinlemekten başka bir şey yaptığı yok. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Bu çok kötü işte. Peki neden böyle yapıyor? Anlatmıyor ki Sevim. Soruyorum, anlatamam diyor bana. Sakın sevdiği bir kız olmasın. Olabilir sakın. Sevim. Ama o zaman niye bana söylemekten çekinsin ki? Anne ben bir kızı seviyorum diyecek. Ben de getir oğlum bir tanışalım görelim diyeceğim. Senin anlayacağın sorunumuz bu değil. Neden sorunlarını bize anlatmazlar anlamıyorum zaten Tülay abla. Her şeyi bildiklerini zannediyorlar. O yüzden de hep hata yapıyorlar işte. Ne oldu oğlum yine? Niye hiç çekip duruyorsun? Şu halimize baksana. Bir anı köşelerine sürünüp duruyoruz. Daha iyi bir fikrin var mı? Olmaz olur mu oğlum? Ben şimdi sevdiğim kadının kollarında olabilirdim. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilirdim. Kadının kocası da gelirdi, o da sana sevgilerini iletirdi. Dalga geçme lan. Bu ne amına koyayım? Ona sahip olacağım. Tamam, nasıl biliyorsan öyle yap. Bu nasıl bir sansürleme ya? Neyi sansürlediniz amına koyayım? Editör üşendi mi yani buraya ayrı ayrı sansür yapmaya? Bakalım artık. Sen bilirsin. Yapmak istiyorum anne. Bak yine aynı şeyi yap. Oğlum sen kendi kendine işkence çektiriyorsun ya. Bak sana karışmıyorum diye azıp durma. Vallahi bunun sonu kötü olacak, haberin olsun. Hoş bulduk anne, sağ ol. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Bak bir de dalga geçiyor benimle. Şu haline bak. Leş gibi içki kokuyorsun. Fıçının içine mi düştün? Anne uğraşma benimle. Ne varmış benim halimde? Biraz içtiysen ne olmuş yani? Biraz anlayışlı ol ya. Yok ya. Ben sana ne kadar anlayış gösterdiysem sen de o kadar azdın. Artık anlayış falan yok sana. Adam gibi gidip geleceksin bu eve. Bitti mi anne he? Bitti mi? Ben adama gidiyorum. Ya siktir bana git lan. Bana sesini de fazla açma. Herkese diskmen var. Bana ne zaman alacaksınız? Olmadık yerde. Yelpaze güzelmiş Yağmur. Yağmur yelpaze güzelmiş. Onunla hemen bir tane story atsana. Semih'in yengesine duyduğu tutku gün... Ne konuşuyorsun kendi kendine? Hiç anne. Aç artık şunu. Yine nereye gitti bu? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Hiç hani arkadaşı aradım da galiba evde yok. Geç otur şuraya, konuşacağız seninle. Anne dün akşam için konuşacaksa ben kalkayım. Hiçbir yere kalkmıyorsun. Konuşacağım tabii, sen de bir güzel dinleyeceksin. Anne tamam, büyütme bu kadar. Ne yaptım ki? Sadece biraz içkiliydim. Biraz mı? Sigara içerken havaya uçmadığına şaşırıyorum. Ha, sigara dedim de aklıma geldi. Tamam anne tamam, en kısa zamanda bırakacağım sigarayı. Evi yakmadan bir an önce bıraksan iyi olur bu mereti. Çünkü her sızıp kaldın da yanında olamayabilirim ben senin, anlıyor musun? Kendine biraz çeki düzen ver. Olur olur, veririm. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim, dayınların evine uğra bir ara. Sular açık mı değil mi bir bak bakalım. Vanayı da kapatırsın, tamam mı? Sularını kapatmak için buradan oraya gidilir mi ya? Senin kardeşin amma beceriksiz adam. Vanayı kapatmayı da mı bilmiyor? Sen dayın hakkında ne biçim konuşuyorsun öyle? Evde olsaydı kapatırdı herhalde. Ne? Evde yoklar mı? Tatile çıktılar. Sular açık kalmış olabilir diye de vanayı kapamamızı istediler. Hey bana bak, sen beni dinliyor musun? Duydum anne duydum. Aklı gitti Kamil'in. Ne olursun ya, iç çamaşırlarına falan boşalır bu orospu çocuğu, sakın öyle bir şey olmasın ya. Peki nereye gittiklerini biliyor musun? Direkt kurdu fantaziyi. Peki ne zaman gelecekler? Ne bileyim ben, hem sen niye bu kadar çok soru soruyorsun? Hey bana bak, nereye gidiyorsun? Odama gidiyorum. Söylediklerimi unutma, duydun mu beni? Hey Allah'ım ya, ne yapacağım ben bu çocukla? olmaz bayağı yoklar işte. Tatile çıktılar. Sular açık kalmış olabilir diye de vanayı kapamamızı istediler. Kahretsin. Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? Nasıl olsa döneceksin. Öğleden sonraki derslere girecek misin Meral? Neden sordun? Girer tabii. Ya, çarşıda kendime bir kot beğenmiştim. Onu almaya gideriz diyecektim. Hem biraz gezmiş oluruz. Oldu gideriz. Ha sahi siz Ahmet'le görüşüyor musunuz? Akşama görüşeceğiz. Sen Semih'i görüyor musun? Uzun zamandan beri görmüyorum. Derslere de girdiği yok. Çok garip. Ne oluyor soğuk çocuğa? Burası bir başparmak ya. Tövbe estağfurullah. Bana bu işkenceyi çektiriyorsun ya. Bunun hesabını soracağım. Oğlum ne oldu? Ne bağırıyorsun? Beni rahat bırak, tamam mı? Oğlum ne derdin var senin? Anlatsana. Sevdiğin biri mi var? Olsa ne yaparsın ya? Olsa ne yaparsın? Ne bileyim ben, gider isteriz. Bir şeyler yaparız. Kim bu kız oğlum? Kızımız yok. Kızımız yok, tamam mı? Evimde rahat edemeyecek miyim ben ya? Rahat bırakın beni. Ben odama gidiyorum. İyi tamam. Siktir git odana. Bir daha salona gelme lan. Bir gün Semih'i bir kadınla gördüm. Ama onunla birlikte olacağını düşünemiyordum. Çünkü kadın ondan bayağı büyüktü. Bu konuyu Semih'le konuşmaya karar verdim. Fakat o benimle ilgilenmeyip masadan kalkıp gitti. Yine de bir saçını yıkasaydın iyi olurdu. Son zamanlarda Semih çok değişmişti. Hiçbir şeyini bana söylemiyordu. Bir kadına aşık olduğunu ve kadının evli olduğunu söyledi. Fakat ısrarla sorduğum zaman kadının kim olduğunu söylemiyordu. Nevin'in tatile çıkması Semih'i iyice çileden çıkarmıştı. Sinirli ve tutarsız tutuyordu. Semih bu bölümde ölür. Birazdan öldürülür. Tatilden geldiler. Oh be, insanın evi gibi yok ha. Valizleri içeriye alır mısın? Ben Ayşe'yle dışarı çıkacağım. Şimdi yorgun abi, nereye gideceksin? Ya çocuk bir oyuncak istedi, aceleden alamadık oradan. Şu ilerideki oyuncakçıdan alalım, gel kızım. İyi tamam, geç kalmayın ama. Kalmam, senin telefon... Sen de evde yalnız kalma de Semih'i göndereyim istiyorsan. Evet, ablama haber ver geldiğimizi. Tamam, ararım. Hadi bakalım. Evde tek kalma bak. Semih'i hemen arayalım gelsin. Kalemirion 5 kişi abonelik gönderdim. Çok sağ olsun. Semih açacak telefonu değil mi? Ya dışarı random basıyor. Az önce kaça aradı, şimdi kaça aradı. Abla ben Nevin. Tatilden döndük de bir ona haber vereyim demiştim. Hı. Çarşıya çıktılar. Ayşe'ye oyuncak alacakmış da. Tamam canım. Tamam, bize de bekleriz. Oldu, hadi görüşürüz. Anlat. Çarşıya çıkmışlar. Aradı, tatilden... Anlat ya, çarşıya çıktılar. 2,5 saat falan gelmezler. Dönmüşler. Gelir gelmez dayın da Ümit'i almış, çarşıya çıkmış hediye alacağım diye. Ümit mi? Arkadaşlarının yanına gitmişler. Ümit mi? Tamam, tatilde öğrenmişler erkek olduğunu. Önemli bir işim çıktı. Tamam yavrum. Tamam yavrum, tamam. Hoşça kal. Hadi güle güle. Horunmayı unutma. Kocan geldi, aç bakalım. Merhaba, geldiniz mi? Geldik, girsem içeri. Yok girmeyeyim, yoldan geldim. Bu tarda nereye gidecek acaba? Alayım onu. Ablacığım, bu ne tarz harbiden ya? Geç bakalım. Dönemin aydınlarından mısın ya? Ayşe'yi görünce tatilden döndüğünüzü anladım. Bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Nasıl geçti, iyi miydi bari? İyi olmaz olur mu ya? İnsanın kafasını dinlemesi için uzaklaşması çok iyi oluyor. Ben de isterim ama bizimki değil tatile, parka bile götürmüyor. Yine aynı noktada oturmuş. Daha yemek bile yapmadım. Valizleri de açmak başlı başınca bir mesele. İstersen yardım edeyim sana. Yok canım, daha neler yaparım ben. Mustafa nereye gitti? Ayşe'ye oyuncak alacakmış. Tabii bu biraz bahane gibi geldi bana. Arkadaşlarıyla belki oyun oynuyordur. Ne yapıyor ya? Ben kalkayım artık. Niye sansürlü orası? Sayende ben de başladım şey inşallah. Baş parmağı birazcık penise benzediği için sansürlü. Peki. Ama ne olur kusura bakma, yoldan geldik, bir hazırlığım yok. Önemli değil canım, başka sefere. Tamam. Yine gel ama uğra, tamam mı? Olur. Çünkü benim birkaç gün işlerim sürecek, valizler falan. Tamam, hadi görüşürüz. 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 Kapı çalar. Kafa sansürlü değil ama. Katılıyorum, kafasını da sansürlemesi. Bu yarrak kafalarının kafasını da sansürlemeler gerekiyor. Trençlader'i 25 kişi abonelik gönderdim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kapı da açık. Ha, eşim geldi. Aa, sarı bıyık geldi. Ya baksın dürbünden. Dürbün mü? Ya mikroskop tutalım. Nesini istiyorsan amına. Dürbünden baksın mı? Öyle denmiyor mu oraya? Hayır. Yok, oraya şey deniyor. Dürbünden mi oraya? Vizör. Kapı tüneli. Teleskop. Teleskoptan oturduğu yerden bakabiliyor. Dayın neredeyse gidip istiyorsan gelin. Abla senin de Allah belanı versin artık ya. İstemez olur mu? Ya harbiden de. Hem bana haber vermeden tatile çıkıyor. Çok iyimser ya. Ama bakıyorum da tatil yaramış. Dayına da çok güzelsin. Benim mutfakta işim var. Geç salonda otur. Ablacım eve niye gidiyorsun ki? Allah Allah. Mutfak olduğuna göre bıçaklanacak. Birisi. Çünkü ben bu öğretmenin işlerini biliyorum. Bir bıçak varsa sahnede o bıçak kullanılır. Seni ne kadar sevdiğimi sana söylemiştim. Ama sen beni ciddiye almadın. Bir günü bile sensiz geçmedi. Sen burada olmadın halde. Saçmalama Semih. Dayım birazdan gelecek ve ona her şeyi anlatacağım. Fark etmez. Kimi istersen ona söyle. Sen hayal dünyasındasın. Aha. Ama yeter artık, buraya kadar. Bırak nereye beni. Gidiyorsun sen? Bırak beni. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Nereye çıktın? Bıçak alacaktın ya. Bırak beni, olacak. Kafasını duvara çarpacak kızı. Bir tane sağlam geçirse düşerdi de. Lan vursana, bacak arasına vur ya. Aynen öyle. Aha orada. Lan yüzüne bile vurmadı. Kaç kız kaç. Salak mı bu, ne yapıyor? Aa silah. Oha amına koyayım. Geçelim abi. Geberteceğim seni. Hayvan salak şey değil. Oyuncak. Oha. Sakin olun, sakin lan. Tacizciye teş koşun. Nevin kendisine tecavüze yeltenen kocasının yeğenini tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Nevin ve Mustafa'nın mutlu beraberliklerine gölge düşmüştü. Hem de canlarından, kanlarından olan Semih'in gölgesi. Semih, Mustafa'nın akrabası olmasına rağmen içindeki tutkuları bastıramamış, hem kendi hayatını hem de cansız ailesinin hayatını karartmıştı. Şunu yapacaksın ya, 40 dakikada şunu yapacaksın ya. Oysaki hayat yaşanmaya değerdi. Bu dünyada herkesin tadacağı bir avuç sevgi yok muydu da Semih bu sevgiyi Nevin'de aramaya kalkmıştı. Bu öyküden çıkaracağımız pek çok ders var. Herkes hayatta hak ettiği yeri buluyor. Ama ya hak etmeyenlere ne demeli? Yeniden görüşünceye kadar mutlu olun, mutlu kalın. Semih, yengesine olan aşkı onu genç yaşta ölüme götürdü. Ne kadar güzel gözlerin var senin. Benim. Nevin, namusu için kocasının yeğenini öldürdü. Mustafa, çocuğuyla beraber eşinin cezasının bitmesini bekliyor. Kaç yıl yemiş onu söyledi mi? Hapse mi girmiş bir de? Evet. Nefsi müdafaa olmuyor mu? Alt tarafı insan mı öldürdü diyorsun? Ya hayır canım. Alt tarafı 2 şarjör boşalttı. Nefsi müdafaa. 5 el ateş etti. Odasında olsaydı ceza olmaydı da salonda olduğu için öyle. Ya sus, nargileni çamana koyayım ya. Doğru oğlum, yalan mı amına koyayım? Love 53 Lady Victoria. Lady Boy Met 53. Love 53 Lady Victoria Killer. Lady Victoria. Lady Victoria Secret Killer diyelim ona. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Saatlerimiz 00:00 gösterirken Bir gün her şey çok güzel olacak. Kahve sizlerle kahvehana, gönül muhabbet ister kahve bahane. İmza sapık Semih. Bu şarkının cover'ı da iyidir. Onu söyleyeyim yani. Hadi oyun. Sweater Weather şarkı. Çağrı abi, sana özelden bir klip attım. Test. Buna kadın hatırlıyor musun? Testi. Hatırlıyor musun? Evet. Dün izledik. Yenisini izledin mi? Yo.